İşte genel başkanları her biri ben meydanlardayım diyor. Biri milletvekili oldu, biri şu oldu, biri bu oldu. Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye'nin en büyük kaybı demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok. Yani çok enteresan bir şeydir ki sizin söylediklerinizle neredeyse örtüşen bir değerlendirme yapmış Erdoğan. Ama bunu şu şekilde de görmenizi rica edeceğim. Erdoğan niçin CHP'nin iç işlerine yönelik bir açıklama yaptı? Niye böyle bir ihtiyaç? Bence ters, şöyle kaba tabirle şeyde kahvehane ağzıyla söyleyeyim, argo ağzıyla ters manyel veriyor. Yani aslında ben olsam Erdoğan'ın yerine Kılıçdaroğlu karşımda her seçime rakip çıksın isterim. Açıkçası. Yani çünkü madem 13 kere kazandı, bıraksın filan demesi bence bu bir kayıkçı kavgasının başka bir yansıması. Az önce memur sen de iktidarın zam tartışması ya da çekişmesi gibi görünen şeyin bir kayıkçı kavgası olduğuna yönelik kanaatimi söyledim. Bu da bir kayıkçı kavgasının başka bir tersi. Yani ben göğe işte ama hani son derece memnun. Yani Kılıçdaroğlu da onu, yandaş gazeteler röportaj yapmıyordu. Yapmaya başladılar. Dolayısıyla o konuya sonra girelim isterseniz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Demin Sayın Saraç da söyledi. O konuya bir örnek. Mesela benim aklıma şey gelmişti. Bugün Sayın Merdan Yanardan Bir Gün Gazetesi'ndeki makalesini okudum. Aslında yüzünden üzülüyor da. Yani değerli bir isim. Merdan Yanardağ biz yıllardır biliyoruz, izliyoruz. Evet. Yani terörle, bölücülükle ilişkilendirilecek belki de en son isimlerden birisi. Bu tam bir intikam operasyonu, o ayrı. Ama bir yandan da Tele1'i gibi çok sayıda, az sayıda kalan kanaldan büyük cezalarla muhatap olduğunu görüyoruz. Evet, öyle. CHP, Merdan Yanardağ'ın bugünkü yazısında Sayın Yanardağ diyor ki CHP komisyon oluşturmuş, işte kendisiyle ilgileniyorlar, ziyaret ediyorlar. Bu çok doğru ve insani bir şey, tebrik ederim. Bu yapılmalı. Ama bence Rütük ceza verdiği zaman Tele1'e 100 bin kişiyle TÜİK'in önüne gittiği gibi 10 kişiyle değil. 100 bin kişiyle Rütük'ün önüne gidip bu kararları, insan basın özgürlüğünü, demokrasiyi, hukuku savunmalıyız. Yani nereye geliyoruz? Hukuk ve meşruiyet içinde kitlesel tepkiler, bireysel münferit tepkiler, demeç muhalefeti, konforlu alanlarda yapılan muhalefetten çıkalım. Ben bunu epeydir söylüyorum. Yani en son Oda TV'ye verdiğim geçen ayki geniş bir mülakatta da bunu söyledim. Dileyenler okuyabilirler. Konforlu alandan kastım benim oydu. Ve bugün de aynı şeyi söylüyorum. Rütük'ü ya kınamak, geçmiş olsun demek, bunlar insani ve yapmamız gereken asgari şeyler tabii. Ama esas olarak hukuk ve meşruiyet içinde sokaklar yürümekle aşınmaz diyen bir geleneğin ben temsilcisiyim. Az önce Ali Aydar Fırat Bey gönderme yaptı. Doğrudur. Yani başbakanın önüne kadar yürüdü, sendikalar o zaman hatırlayın. O dünden koalisyon, beğenmeyilen koalisyon dönemlerinde kapıya kadar, başbakanlığa kadar yürüyüş vardı, yürüyebiliyordu. Nerede bir miting var, yok. Bunu söylemek isterim. İkincisi de yani Türkiye'de tabii iktidarın, muhalefetin alternatif olması farklı bir şey olması lazım. Yani hem solcu hem NATO'cu olunur mu? Olunmaz. Bana göre olmaz. Yani anti-emperyalist bir kültürü olan bir CHP'nin bugün NATO, emperyalizmin silahlı gücü durumda olan NATO'ya aynı AKP gibi yaklaşmasını beklemem ben şahsen. Ama bunu yaptığı zaman halkın nezdinde bir neoliberal iktisatçılar, bakın ben bunu söylemeyecektim ama içimde kalmasın söyleyeyim. Hatırlayın, İzmir'de bir iktisat kongresi düzenlendi. İzmir'in belediye başkanı değerli ki nazik bir insan. Ben İzmir milletvekili yaptım iki dönem. Sonra İstanbul'a geçtim. İki hükümetli ekonomi bakanı yaptım. Yazan, evet, çalışan, okuyan, kitapları olan bir insanım. Hadi bana davet etmeniz, ben DYP kökenliyim diye belki yani CHP düzenliyor. İktisat kongresi düzenlediler. İşte Korkut Borat Hoca, işte sol, yani solculuksa maksat, hala soğuk savaş kafasıysa, al sana bu Korkut Borat Hoca davet edilmedi. Türk Fonu dedi ama kim davet edilir? Sürü sıraya önder. Ya bir garezim yok ama şimdi ne işi var iktisat kongresinde onun? Yani neoliberal politikalar izlemek CHP'nin işi mi? Karma ekonomi, ben karma ekonomi diyorum, bakın biz Doğru Yol kökenli Sayın Cindoruk Başkanlığı'nda partiler üstü bir konumdayız. Herhangi bir partinin temsilcisi falan değiliz. Gelin demokratik işbirliği yapalım falan dedik zamanında. Gittik geldik falan. Hiç yani onların şeyi yönü başkaydı. Oraya ayrıca geliriz. Ama şunu demek istiyorum. Yani muhalefet olacaksınız. Bir farklılık koyacaksınız. Bir tavır koyacaksınız. Yani ben de neoliberalim. Sen de neoliberalsin. Ben karma ekonomi lafını duymuyorum ben CHP sözcülerinden. Karma ekonomi CHP'nin vazgeçilmez bir şey olması lazım. Bugün dünyada sadece altta kalının canının çıktığı bir vahşi kapitalizm dönemi geçti. Bakın ben liberal ekonomiden gelen
o konu iyi bilen, bu konuda kitapları olan bir insanım. Ama diyorum ki artık neoliberalizm bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için bir tuzaktır yani. Karma ekonomiyi. Ve karma ekonomi savunan bir parti var mı? Yok. Ben de parti değilim. Bir partiler üstü milli merkezin Ankara temsilcisiyim. Sayın Cindoruk bir devlet adamı. Biz hani siyaset üstü durmaya çalışarak ittifak yapma. Biraz sonra da fikrimizi açıklayacağım. Yani belediye seçimleriyle ilgili bizim bir hazırlığımız, önerimiz var. Eğer izin verirseniz onu da zamanı gelince söylerim. Ben bir kol zaman varsa 5 dakika bir şeye değinim. Bana yine sorular gelmiş. Bir yandan ona bakıyorum. Borsa ile ilgili bir şey söylememe izin verir misiniz? Çok vakit kısa lütfen. Mı? Konumuzun dışında taşmayalım Sayın Söylemez. Çok kısa belirtin. Şimdi bakın şimdi bakın hani varlıklar gerçek değerini yansıtmıyor dedik ya, borsa da gerçek değerini yansıtmıyor. Borsa bir kumarhane kapitalizm aracı haline geldi. Aslında borsa küçük ve orta ölçekli tasarrufların orta ve uzun vadeli yatırımlara dönüştüğü bir sermaye piyasası aracı. Doğru, tarifi bu. Ama bizdeki uygulama ortalama 32 günde elden çıkarılan adeta sadece alsat üzerine kurulmuş bir kumarhane kapitalizmi. Kazino kapitalizm der buna yabancılar. Buna dönüşmüş. Ne demek istiyorum? Bakın insanlar çaresizlikten paraları eriyor, bir gelir elde edemiyorlar. Bakın Ağustos 2022'de borsada bireysel yatırımcı sayısı kaç biliyor musunuz? 2 milyon 600 bin kişi. Bir sene önce yani. Şimdi 18 Ağustos itibariyle son rakamı aldım. 5 milyon 923 bin olmuş. 6 milyon olmuş. Bir yılda 4 milyon kişi borsaya gelmiş. Bunun 1,5 milyona yakın da 29 yaş altı gençlerimiz. Ellerinde ufak imkanları çalışıyor çalışmıyor ya da haçlığı var. Ortalama parası 10-15 bin liraya geçmiyor bunların. Yani bunlar burada kısa vadeli bir kumarhane kapitalizmde günlük bir kazanç alır mıyım diyorlar. Borsa o kadar spekülatif hale geldi ki, yani küçümsemiyorum ama borsada dev sanayi şirketlerinin olması, güven veren temettüler, yatırımlar olması, karlar olması filan lazım. Dönerciler açıyor. Dönerci küçümse, döneri de çok severim ama mesela bugün duydum bir dönerci şirket açılıyor mesela. Yani bu tabii borsadan beklenen kalıcı şeyleri, spekülatif olmayan şeyleri getirmez. Yani bir spekülasyon almış yürümüş, manipülatif hareketler almış yürümüş, borsaya tartışmalı, yani bana göre derinliği olmayan, yatırımı ve karlılığı konusunda tartışmalı olan borsada, o borsada yani BIST'e girmesi gerekmeyen, belki başka bir borsada değerlenebilir, önüne gelen halka açılıyor. Çünkü orada büyük bir talep var ve bir sürü insan mağdur olacak. Ben onun için burada insanlara sesleniyorum. 32 günde bir elden çıkarmayın. Bakın yabancılar elden çıkarma süresi ne kadar biliyor musun borsada kağıtları? Ortalama 290 gün. Yabancı yatırımcı geliyor ama çok ama az. Şimdi azaldı. Ama 290 gün, 300 gün tutuyor yabancı elinde. Çünkü yatırım olarak görüyor onu. Bizdekiler 32 günde ortalama elden çıkarıyorlar kağıtları. Yani borsa bir kumarhane aracına dönüşmemeli. Yatırım aracı olmalı. Bütün bunların hepsi ekonomideki, o az önce anlattığım düğmenin yanlış iliklenmesinden kaynaklanan yat manipülasyonları maalesef. Bu arada uyaralım insanlar, ya borsadan böyle kısa vadeli kazanç iyi değil. Borsa nedir biliyor musunuz? Çimenlerin uzamasını beklemek, yağlı boya tablonun kurumasını beklemek gibidir der. Ünlü bir Rogers bilmem ne vardı yatırımcı, onun lafıdır bu ya. Kumar oynamak isteyen diyor gitsin Las Vegas'ta oynasın diyor. Ama borsa böyle bir yer olmamalı yani. Buradan da aslında bizim görevimiz bir yerde de yani izleyenlere bir uyarı görevi de yapabiliyorsak yani ne kadar faydalı olursak bilmiyorum. Onu antiparantez söylemek istedim. Anladım. Yani borsada başlı başına başka bir dünya, ekonomide ayrıca değerlendirilmesi gereken bir alan. Ama bu da ekonomiyle bağlı. İnsanlar gidecek yer bulamıyor kendine. Borsaya saldırıyor, ikinci el arabaya saldırıyor. Hani çünkü şimdi KKM'ye kaldırıyorsun. Kazanç kapısı yok, iş yok, güç yok, yatırım yapamıyorlar, güven yok. Kazanmak için diyor, param erimesin diyor. Param erimesin diyor, %60 enflasyon var. TL mevduat yatırsam %30 bile vermiyorlar. Ben ne yapacağım yani? Ne yapacağım? Altına gideceğim, alacağım, altın alacağım. Alamazsam ev alacağım, alamazsam araba alacağım. Büyüdükçe büyüyor, balon büyüyecek. Bu mutlaka bir gün patlayacak yani. Evet. Ne kadar götürecekler? Seçime kadar götürmeye çalışacaklar. Göreceğiz götürüp götüremeyeceklerini. Evet, teşekkür ederim. Rica ederiz. Önümüzde 7 ay kaldı değil mi önümüzde seçim yani, artık? Yani 7 ay. Evet, 7 ay kaldı. Ve zor günler. Son 2 ayını seçim kampanya dönemi desek ve 4-5 ay var. Yani o fazla tabii, yok yani. Tabii doğru. Ne zaman açıklanacak adaylar? Adayların açık kongreden yani, sonra. Seçim takvimi ama yani. Ocak'ta teslim etmesi lazım YSK'ya. YSK'ya? Ocak ayında teslim edilmesi lazım. Ocak ayında. Yani seçimden.